305. konu, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Peygamber'le beraber mağaraya girerken yaptığı hizmetlerden dolayı övmesi, bazı kimseler, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer, Ebu Bekir'den daha üstündür, dediler, bu haber Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde, Allah'a yemin ederim, Ebu Bekir'in bir gecesi vardır ki, Ömer ailesinden daha hayırlıdır, Ebu Bekir'in bir günü vardır ki, Ömer ailesinin hepsinden daha hayırlıdır, dedi ve devamla Hazreti Peygamber mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı. Bazen peygamberin önünden, bazen de arkasından gidiyordu. Resulullah bunu fark edince, "Ey Ebu Bekir, ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen de arkamda gidiyorsun." dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir, "Ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulunabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum." Bizi gözetenlerin varlığını düşününce de önüne geçiyorum, dedi. Hazreti Peygamber, ey Ebu Bekir, eğer bir şey olsa, bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih eder misin? diye sordu. Ebu Bekir buna, evet, seni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim, bana musibet gelsin, fakat sana gelmesin, dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde Ebu Bekir, ey Allah'ın Rasulü, dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin, dedi. Böylece Ebu Bekir mağaraya girdi, içini temizledi ve sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırladı. Bunun üzerine, ey Allah'ın Rasulü, dur, mağarayı tekrar temizleyeyim, dedi. Oraları da temizledi ve, ey Allah'ın Rasulü, şimdi girebilirsin, dedi. Böylece Rasulullah orada konakladı. Sonra Ömer, nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır, dedi.